Şov'a hoş geldiniz efendim. Evlilik sürecinde düğün olur, kına olur, nişan olur. Yakınlarını mutlu etmek için bir şey yapan var mı? Şurada yukarıda biri var. Biz 5 aylık evliyiz. Tamam. Benim aşırı detaycı bir kişiliğim var. Mesleğimden de kaynaklı peyzaj mimarıyım. Bu süreçte evlilik sürecinde 1 sene nişanlı kaldık biz. Eşimi çıldırttım. Yani en son seviyeye çıkardım onu. Bu sözle başladı. Söz masamda benim 27 çeşit menü vardı. Hepsini kendimiz hazırladık. 27 çeşit ne vardı? Evet, 27 çeşit yiyecek, içecek tarzı şeyler vardı. Evet, nişanımda bütün çiçeklerimi özel aldım. 2 minibüs dolusu çiçekler eve geldi. Evde hazırlandı. 2 hafta boyunca çatıda bakıldı. Daha sonra nişan salonuna götürüldü. 15 tane arkadaşım tarafından, eşim tarafından. Ben bir taraftan nişan için... Çünkü nakliyeye para vermek istemediler artık orada. Tükendiyse kaynaklar. Nişan için hazırlık yaparken eşim çiçekleri falan salona götürüp hazırlıyordu. Ben bir taraftan direktif veriyordum. Sözde mesela cupcake'ler hazırlamıştım. Üzerlerinde boncuklar, kurdeleler falan vardı. O sabah eşim sabah kadar boncuk aramış. Eşiniz cupcake'te boncuk aradı yani. Yani bilmiyorum artık hala o mevzuyu söylüyor. Evet. Sonrasında düğünümüzde güvercinler uçurduk vesaire bir sürü şeyler yaptık. Hatta enişte bir müziğimiz vardı. O çalmadı inmeyeceğim falan diye tutturmuştum ben. O derece yani aslında eşim anlatsa şu an biraz çekiniyor. Yani siz düğünü çok ciddiye almadınız. Yok, eşim o süreçte bayağı bir çıldırma derecesine vardı. Yani aslında çoğu şeyi istemeden yaptı. Buna ne gerek var, buna ne gerek Halbuki var Halbuki ne yapmışsınız ki ben anlamadım yani hiç. Sade bir düğün olmuş. Yok, aslında sade olmadı. Çok çok detaylı oldu. Ben pek detaya rastlamadım. Başka neler oldu? Bunun nişanı, kınası var mıydı? Tabii tabii. Kınada bütün organizasyonu, planlamayı kendim yaptım. Bunu planlama şefine verdim. Düğünü başkası yaptı çünkü yani. Yok, tabii ki plan... Kınada ne gibi şaşırtıcı detaylar vardı? Kınadaki bütün her şeyi kendim hazırladım 10 gün önceden. Onu salondaki şefe verdim. Organizasyon tutmadım. Onlara da güvenemedim çünkü. Nasıl doğru yapacaklar mı diye. Oradaki şefe verince o da şaşırdı. En sonunda hatta kına videosunda ilk defa hayatımda böyle bir şey gördüm falan dedi. Her şey çünkü detay detay düşünülmüştü. Eşim de tabii hepsine uymak zorunda. Peşimde sürekli bu da mı var, şu da mı var modunda. Öyle bir süreç yaşadık yani. Gerçekten zor oldu. Ama tabii bu süreç bittikten sonra birazcık üzüldüm yani. Evet, beyefendi herhalde şu an define avına çıktı. Arayı kapamak için. Ev düzmeyi falan katmıyorum zaten. O ayrı bir süreçti. 8 ayda ancak düzdük. Kendimiz ağaçtan kütüphaneler falan yaptık. Eşim bir gece sabah kadar uğraştı. İlla o tasarım çıkacak falan diye. Pardon, şu detayı sorayım pardon. Ağaçtan kütüphane yaptım dediniz. Sonra da dediniz ki eşim bütün gece uğraştı. Evet. Ben tasarladım, o yaptı ama bilimsel çalışıyoruz. Ben gelip ertesi gün bakıyorum ama 5 santim kaymış oradan falan diye böyle. Öyle bir sürecimiz evet. Oldu. Beyefendinin sabrına hayranım. Gerçekten öyle. Müthiş. Değil mi? Ama siz de bir sınava tabi tutuyorsunuz beyefendiyi yani. Yani öyle sayılmaz da işte karakterden dolayı biraz da mesleğin getirmiş olduğu bir şey. O yüzden. Beyefendi ne iş yapıyor? O da meslektaşım aslında ama. Ama ona gelmiyor. Allah Allah. Her kişiye göre değişiyor meslek etkisi. Doğru. Peki şimdi önümüzde ne gibi hedefler var? Duramazsınız çünkü artık bu kadar hareket almış. Şu anda iş yerimdekileri çıldırtıyor olabilirim. İyi, en azından beyefendiyi kurtardık. Biraz. Peki, mutluluklar diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Şu öndeki hanımefendiye verelim. Ben genellikle babama çekmiş bir şekilde düğün masraflarına aşırı kaçınan bir insanım. Ne efendim? Mesela ben... Onlar yarım taktı, biz de yarım takacağız. Meselesinden nefret eden bir insanım. Sen kaç yaşındasın? 10. Sana ne bunlardan ya? Bunlara takacaksın zaten sonra. Zorla aldananlar var ya işte. Onlar bize çeyrek taktı. Biz de onlara çeyrek takacağız.
amcasının, teyzesinin, yeğeninin, komşusunun işte yakın akrabası mutlaka tam takacak. Diğerleri yarım. İsim neydi senin? Ece. Ece, sen bunları nereden biliyorsun? Senin yani bu altınlarla değil, kümelerle uğraşman falan gerekmiyor mu? Ben gram altın senesinden. Ha, sen gram altın seviyorsun. Ya öyle değil, ben altın takmaktan bile nefret ediyorum. Ben bir şey takmam. Hele annem babam takacakken elime ve damada, gelin veya damada benim takmam. Elime veriyorlar. Git kızım tak şimdi diye. Kendileri utanıyorlar herhalde, bilmiyorum. Hep çeyrek alıyorlarsa. Seni yakıyorlar devam. Yani... Anne. Bunun hesaplaşması yapılmalı. Ben o parayı hak ettiklerini düşünmüyorum. Pardon, kimler hak etmiyor bu altın? Benim damatla bir olayım var. Biz damatla 10 dakika küsüz 5 dakika barışız. Damat kim? Hangi damat? Benim kuzenim. Evet. Yusuf abim. O hak etmiyor mu altını? Hiç hak etmez. Ben yüz... Ece, senin okul Kapalı Çarşı'da mı? Nerede okuyorsun? Ben senin yaşındaki altın diye bir şey olduğunu bilmiyordum ya. Ben genelde şu altın sözlerini duyuyorum. Onlar bize tam taktı, biz de takacağız. Yok, işte... Annenler hep evde bunu mu konuşuyorlar? Yok. Nereden duyuyorsun? Şimdi... Hanımefendi, neler oluyor? Annesi aldı mikrofonu. Ben de şok içerisindeyim. Öncelikle çok teşekkürler. Sizin Güldüğü Güldüğü ekibinizin skeçleri var ya hani... kızım onlara bayılıyor aslında. Bu konuşmaların hiçbirisi inanın ki hani bizim evde geçen konuşmalar değil aslında. Ecem'in... Yani Ece'cimin hiçbir... altın sevdası da döndü dolaştı bizi yüzümüzden olduğu için. Alakalı evet. Bir şey. Bu diyalogların birçoğunu ben o sizin skeçlerde gördüm, birkaç başka izlediği yerlerde gördüm. Şimdiki çocuklar inanılmaz zeki olduğu için onu alıyor, harmanlıyor, kendi hayatının içine sokuyor. Yani biz kime çeyrek takmakta böyle çekindik, ne yaptık bilmiyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Pardon Ece, çıkar mısınız? Biz bir şunu çözeceğiz. Aile konusu, kusura bakma. İtiraz ediyorum. Öyle hiçbir şey yok. Benim babam bu iş... Ece, artık girme bak. Yani bu program biter, akşam eve gideceksiniz. Siz çekirdek bir ailesiniz. Sen altın da takma, bunları kafana da takma. Ama şöyle bir hatamız var, onun için demek ki kızımız rahatsız oluyormuş, öğrenmiş olduk. Bir yere gittiğimiz zaman hani çocuktur, mutlu olur gibi düşünüp... hadi al sen bu hediyeyi tak diye eline tutuşturduğumuz hediyelerden demek ki... hoşlanmıyormuş, onu öğrenmiş olduk. Ayrıca ama güldür güldürden oluyor sadece. Bütün bunlar. Hediyeleşmek Türk kültüründe çok önemli bir şeydir Ececiğim. Ve insanlara hediye veririz. Ece, aç ödevlerini yapalım, hadi buradayız. Size çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, herkese eğlenceler. Ece'nin son bir cümlesi var galiba, onu söylesin, devam edelim. Yok bir şey. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Harika ya, vallahi. Ece'nin altın gibi kalbi var. Harikaymış, evet. Şimdi bizim bir arkadaşımız var, evlenecek kız arkadaşımız. Kına gecesi yapmak istemiyor, bekarlığa veda partisi yapmak istiyor. Bakalım ama ailesi, annesi bu duruma ne diyor? Sonuç ne olacak? Merak içinde izliyoruz efendim, buyursunlar. Mekan tam olarak.
partiyi paylaşıyoruz. Is that okay? Herkes internetten bol bol bu partiyi paylaşıyor. Bu parti yılın bekarlığa veda partisi olacak. Is that okay? Şimdi internete apanıyoruz. Go, 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 go! Aynen. Ya bir şey diyeceğim. Cidda bu çubuklar ne? Çubuklar ne? Ha bunlar ya böyle bekarlıkla ilgili böyle göndermeli komikli yazılar. Vay bakayım ne diyor? Diyor ki ha dırtı başıma. Bekarlıktan korksak trip atmazdı. Bak. Hasret edeni paket edeni. Müthiş. Ben senin ta... Konuşamam. Başta güzel başlıyor ama sanki sonda biraz şaşırmışsınız. Evet olabilir abi. Bak burada da ne var? Eski çıktıklarımın haberi olsun. Bu sefer gerçekten bir tarafımı kına yakıyorum. Elime! Hocam, bu olmaz bu. Çünkü kınanın adını duymak istemem. Bakın bu bekarlığa veda partisi. Kına değil, zaten bütün hafta annemlerle uğraştım. Kına da kına diye tutturdu. Abi ben kına yapmak istemiyorum. Ben bekarlığa veda ediyorum. Deli gibi benimle uğraştılar sürekli. Yok neymiş, eve gelecekmiş bir sürü kadınlar. Toplanacakmış hep beraber, evde oturacakmışız. Beni ağlatacaklarmış bilmem ne. Bu arada davetlilerin hepsi kadın olacakmış. Nasıl yani? Benim en yakın arkadaşım Hamza erkek olduğu için... benim bu özel günde benim yanımda olamayacak mı abi? Kına istemiyorum. Evet abi ya kesinlikle. Kınamın lafı yok yani. Abi kes o zaman. Okay. O zaman bak bir şey söyleyeceğim. Düşmüyoruz tamam mı? Şimdi düşmüyoruz. Gidiyoruz o zaman içeriden drinklerimizi alıyoruz ve parti başlatıyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Sinem'in işte düzenleyeceği bekarlığa veda partisi burada olacak kızlar. İşte şamında gördüm. Nerede? İşte şamında Naime. Düzeltme beni habire sen de be. Burcu sen ne yapıyorsun şu anda? Abla kılık değiştiriyorum. Tanımıyorum olmuş mu? 55 yaşındasın. Sence olmuş mu? 56. Ya Allah aşkına kızlar, ne olur bana konsantre olun. Çok önemli bir gün Naime. Tamam. Benim hayallerimin, o büyük kutlu günümün gerçekleşeceği gündeyiz. Evet. Kızıma şahane bir kına gecesi yapıyorum, tamam mı? İnşallah. Giydirmişem bindallıyı. Allah'ım nasıl yakışmış kızıma, tamam mı Naime? Ondan sonra altınlarını takmışım. Var. Bir güzel kınasını eline çalacağım ama... Allah. ...yüksek yüksek tepelere çalıyor. Biz etrafında dönüyoruz. Kızın elini açıyorum. Lak! Hemen yapıştırıveriyorum kınayı. Kız o sırada duygulanıyor. Tam bir kına gecesi Naime. Biz o sırada etrafında yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar diye dönerken... ...onun böyle zırıl zırıl, hönkürt hönkürt... ...böyle içi çıkarcasına ağlamasını istiyorum Naime. Böyle ruhunu teslim edercesine ağlayarak... ...böyle aa diye böyle yere yapışaraktan ağlamasını... ...bunu görmek istiyorum Naime. Abla bir de enişte köküne küreğine vur kızı. Ya senin kızım bir abartmayın kız. Doğru söylüyorsun Naime, tamam. O zaman şöyle, ben bütün bunları gerçekleştireyim Naime. Şöyle 2-3 ağlasın, zıngırdasın, ondan sonra salarım gayrı. Çocuklar, kızlar Allah aşkına, desteğinize çok ihtiyacım var. Bu bekarlığa veda denilen zımbırtıyı bugün sonlandırıyoruz. Has, bize yakışan bir kına gecesini bu gece burada yaşatacağız. Benimle misiniz? Seninleyiz. Bütün planları... Kız bir kere de cevap ver kız. Geliyorlar. Canım. Anne. Yavrum. Garip garip hareketler yapan teyzem ve diğer teyzem. Tanımayacağımı zannettiniz. Anne. Ne bugün... akıllı. Bir de ne işiniz var? Hani ben size gelmeyin demedim mi? Ben doğurdum bunu. Kızım, yavrum, güzel çocuğum. Biz teyzelerinden oturduk. Bugün çok ciddi bir karara vardık. Dedik ki kınamına saçmalık. Tabii. Kınamına yalan dolan dedik. Evet. Biz dedik bekarlığa vedaya inanıyoruz. Evet. Bu partiye bizzat gönlümüzü koyduk. Sana destek olmak için bak ahanda bekarlık korkarsak trip atmazdığımı da aldım. Aha da buradayız değil mi? Evet. Gerçekten evet. Mi? Tabii. Tabii.
abi inanmıyor. Karı gözlüsü işte. Teyzesinin bir tanesinin kurban oldu. Biz şimdi kafamızdan o kına meselesini attık. Evet. Biz bugün bekarla vedasındayız. Oh, çok evet. İnanmıyorsak Burcu hadi söyle. Evet. Burcu sen biraz anlat. Kına ne ya? Kına ne? Kına ne demek? Kına kokar. Kına pisliktir ya. Biz kınasız yaşam istiyoruz ya. Kınasız hakkımız engellenemez. Hayır. Hayır. Duygusu yok. Bunun duygusu yok. Kına, kına yok kına. Kına yok. İnanayım mı? Vallahi inan artık söyledi ama. Vallahi darılıyoruz değil mi kızlar? Kızım yok umurumuzda değil diyoruz be. Ha inanmıyorsan ama hepimiz yüreğimize taş basarız. Gideriz yani. Geldiğimiz gibi de gideriz yani. Ya. Bunu da bırakırım hiç önemli değil. Ya, ya Sinan saçmalama ya. Baksana hani kadın zaten senin kafa yapısını anladın mı ya? Neler onun için gelmiş ya? Hani bence kalsın abi ne olacak? Anne yazıktır ya. Merhabalar efendim nasılsınız? Ay tatlı çocuksun sen be. Aa öpeyim. Vallahi seni öp tabii ya. Aa öpeyim efendim. Aferin çocuğum sevdim seni vallahi. Acıtıyorsunuz ama. Sen bırak şimdi. Bir şey olmaz. Vurduğum yerde dil çıkar. Hadi. Bir şey olmaz. Sevdim seni. Sağ olun. Ay canım Sinan. Gidelim mi kalalım mı? Ay hayır tabii ki de gitmeyin anneciğim. Kalın kalın tamam süper. O zaman durun ben size dur. İçeceklerini de vereyim. Ver kızım. Konsept hocam kadeh kaldırma tamam, anneciğim. Tamam bir tane. Çok uyuyorum ben. Şöyle. O zaman dur telefonumu alıyorum. Ne oluyor bunlar yavrum? Kadeh kaldırıyoruz. Kadeh kaldırıyoruz mu? Bak bizim eğlencemize karışmayın ama. Asla. Ben böyle konsept kurdum. Yavrum sen ne dersin? Ha tamam okey. O zaman hadi bakalım. Foto foto. Yarın evleniyorum. Dur ben söyle çekeyim. Bütün gece rezil olacak kız. Elinin ayarı yok ki bunun ya. Baksana şey oldu orada. Böyle gölge gibi oldu. Ya. Mutluluğuna gölge düşürdüm kızın ya. Ya ben ne yapacağım? Bu ne rezillik? Buna bak yerle gerek ne oldu? Ay vallahi ne acayip bir şeydir be kızım Sinem. Yanımda da ne tesadüf. Yedek bir elbise getirmiştim ama bilmem ki giyer misin yavrum? Yani merak ettiğinden soruyorum da yani siz sırf hani kızınızın üstüne bir şey dökülür diye yanınıza yedek kıyafet mi getirdiniz? Sana ne be? Koca kafalı. Anayım ben be ana. Yanımda tabii ki tedarikli gezeceğim. Sen ne karışıyorsun oradan be? Bana bak! Efendim? Seni hiç sevmedim. Az önce öpüştüm. Seni hiç sevmedim. Ya tamam ya. Neyse ver getir giyelim tamam ya. Hayır. Sen bilirsin ki de benim güzel yavrum. Anne ben yani giymek istemezsen de sen bilirsin. Giyerim ben. Yani sen istersen benim abi, güzel kızım. Kapatsın böyle. Tabii tabii kapatır yavrum. Lekelek çıkacak bütün tabii, fotoğraflarda tabii. Yoksa kapat. Ya. Kulpu da oturdu tabii ama. Tabii tabii. Ya güzel. Şey... Wow. Sinem tamam. Bu çok güzel bir şey. Ya. Yavrum, yani bunu giymek istemezsen ya, tutsun belimi. Ha, güzelce bir tutsun yavrum. Belini de korur. Ya bindallı bu. Ya bu Sinan ne yapıyorsun? Allah aşkına bu bayağı bildiğin bindallı. Bu hani kına gecelerinde falan giyen yöresel kıyafet bu. Aa. Bana bak sevimsiz. Gıcık tip. Sana ne? Kız giymek istiyor. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Kız giymek istiyor ya, bindallıyı. Agresif. Senin işin yok mu? Ha? İşin yok mu senin? Anne. Çilek git buradan be. Anne. Çilek mi? Anne lütfen. Bak bir şey söyleyeceğim. Eğer sen çaktırmadan bana kına elbisesi falan giydiriyorsan bak olmaz. Ben bunu giymem. Ben bunu giymem öyle bir şeyse ben bunu giymem. Vallahi kızım eğer bunu giymezsen de bütün inştaşlarımında, bütün feşbuklarında rezil olursun. Bütün sosyal medyada lekeli çıkarsın. Kızım lekeyle çıkarsın. Yapma gözünü seveyim ya. Ya Sinan ne olacak ya? Kızım, leke çıkmam ama iyidir. Giyip bence okey. Ya bence de renk... Teyzem, bu lekeyle yaşanır mı teyzem? Allah Allah, sanki ben yap. Tamam, tamam, of, tamam. Tamam, böyle kalsın o zaman. Tamam, okey, okey, anlaştık. Hadi. Hadi havamızı devtirin, havamızı devtirin. Şimdi... Şimdi müzik yok mu ya müzik? Ha. Hadi bakalım. Radyo nerede teyzesi radyo? Radyo mu? müzik oradan çıkar. Ha müziğim radyo. Ya biz Özal bir DJ getirtirdik. Evet. Berlin'den Özal getirtirdik. Birazdan çıkacak zaten şimdi teyzeciğim merak etmeyin siz. Efsane yani. Bu da ne diyor be? Bir şey dişleri. Ya Insta var ya. Insta'da herkesin kıyafetini çok beğenmiş. Bir sürü süper yorumlar geldi. İnternet yıkılı. Ya gerçekten mi? Bir şey söyleyeceğim. Bu arada bayağı rahat bir şey bu ya. Sevdim ben bunu renkli. Evet, yakıştı teyze. Tabii
Tamam, tamam. Okey, bu olsun o zaman. İyi bari. Diyecek, gelir herhalde. Ne yapıyorsunuz ya? Nasılsınız? Size acayip müzik yapacağım ve inanılmaz koparacağım sizi. İha bakayna luz yapacağız ya bu akşam sizden. Şimdi ben DJ'niz olarak DJ kabinine geçiyorum. Bir DJ'niz yoksa DJ'niz olarak... ha? Bir DJ'niz yoksa... he? Ya şaka tamam, yapıyorum. Azıcık tamam, beyninizi kullanın şaka, ya. Geçti şaka, geçti şaka, geçti. Ya. Sen çalmaya başla. Ben de şimdi ne yapıyorum? Canlı yayın başlatıyorum. Herkes gazete yazsın, okey? Hazır mısın? Aferin kız abi. Diyecek sana. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Yalnız bu hani kına gecelerinde çalınan o türkü değil mi bu? Evet ya, anne ne oluyor? Bana bak, senin ağzının orta yerine otururum çocuğum. Bu ne ama Yasin? Artık burama getirdin sen benim. Ama... Sen ne karışıyorsun? Ama... Oynuyoruz, çalıyoruz, dinliyoruz. Sen ne? Sen ne? Hah, yavrum. Ne oldu yavrum? Dame teyze. Kolay gelsin. DJ nerede? DJ, çıkar. DJ nerede? Niye herkes bana soruyor? Ben nerede bileyim şimdi? Ay deli ya. Ya bunun bu gözlüğü neyin bıraktı, kaçtı gitti. Nasıl? Ha, Allah'tan benim de tecrübem var bu konuda. Hemen geçtim başına. Ama ortam bozulmasın diye ucunda tuttum. Ne var bu? Anne. Ne var? Sen böyle sinsi sinsi konseptler bir şeyler falan benim bekarlığa veda partimi kına gecesine mi çevirmeye çalışıyorsun? Bak buna vazgeç artık. Ne kadar kırıcısın kızım, ne kadar kırıcısın. Kınaya benzer neyin var senin şu anda Allah aşkına ya? Hiçbir şey yok. Burcu Allah aşkına söyler misin? Evet, ne yapıyoruz yani? Evet, hayır, hayır. Biz kesinlikle istemiyoruz. Biz bir şey dönüştürmüyoruz. İmdat! Ortası yok ya bunun. Yok. Vallahi sen de abarttın ha. Çok abarttın Sinem. Ne? Hayır sanki kına gecesi diye buraya davul zurna çağırdı. Bangır bangır. Aa, çağırmış işte. Anne. Bana bak. Ne? Ne yaptın teyze, ne yaptın? Seni o davulun tokmağıyla döverim çocuk. Sindire sindire vururum o poptik yanaklarına. Sus be! Allah Allah! Yavrum, bir şey yapmadık biz ya, değil mi çocuğum? Hı? Ya Sinem, bence biraz büyütüyormuş acaba? Ya elimize kına verip yüksek yüksek tepeler oynatmadılar ya. Okay, ya. No problem yani. Ama yani çalınca da ben böyle bir kıvandım. Is that what? O ne ya? Abi elektrikten kesildi. Hayda! Elektrikler kesildi. Şuraya bak, anayım işte ya. Vallahi anayım. Demiştim ki evden çıkarken, sonuçta ben anayım demiştim. Belki demiştim bir iki tane mum getir. Ya böyle bir şey var mı ya? Neticede anayız yavrum. Her zaman yanımızda. Bir şey soracağım. Her zaman teyze, sen çok konuşacaksın. Ya Allah aşkına yani. Vallahi ağzına sokacağım mumu, orada yakacağım ha. Bana sus. Yavrum, anayız biz ya. Çocuğum. Tutun. Ya gerçekten bir şey söyleyeceğim. Ne oldu yavrum? Ne oldu yavrum? Benim gerçekten bu bekarlığa vedam hiç kafamdaki gibi gitmiyor. Gerçekten çok moralim bozuk oldum. Şurada ağlayacağım yemin ediyorum. Yastıklarımda ağlayacağım mı yavrum? Hayret bir şey ya. Ağlayacak mısın anneciğim? Ha, ağlayacak mısın yavrum? Ah bebeğim benim güzel kızım. Sen böyle çocukken yavrum. Bebek gel. Ben sizden değilim teyze. Bana ne anlatıyorsunuz siz? Abla geç şuraya ya. Abla. Sen şuraya geç. Abla. Karıştırdık. Ya senin de. Sen şuraya geç.
Plan yapıyorlar, anlatıyorlar bana. Ulan şuraya git, sus fazla. Ya kanka. Yavrum, sen çocuktun biliyor musun anneciğim? O zamanlarda elektrikler kesildiği zaman, karanlık olduğunda yavrum, anneciğim derdin. O kadar korkuyorum ki anneciğim derdin. Elini bana versene derdin. Anneciğin senin ellerini tutardı. Güzelce bir seni okşardı. Sen o zaman ne derdin biliyor musun yavrum? Annem derdin. Keşke öbür elimi de tutsan da korkum azalsa. Ben de hemen seni öbür elini güzelce tutardım yavrum. Bak derdim, karanlıktan korkulacak bir şey yok derdim. Şimdi sen büyüyorsun, kendin yuvanı kuruyorsun Allah'ın izniyle yavrucuğum. Sen de anne olduğun zaman bebeğin gelip diyecek ya, anneciğim karanlıktan çok korkuyorum. Sen de o zaman dersin ki ona, karanlık diye bir şey yoktur dersin yavrucuğum. Sen çünkü anne olduğun zaman bu kadar ne oldu, ağlıyor musun? Ağlıyor musun yavrum? Ağlıyor musun annem? Yavrum benim! Anne! Sen beni ağlattın! Siz benim yaka yaka bekarlığa vedamı yaktınız ya. Ben ne kadar güzel konsept hazırlamıştım. Kendime özel tasarım elbiseler girmiştim. Ondan sonra buraya Berlin'den DJ'ler getirtmiştim. Hayret bir şey. Storyler çekecektik. Instagram'a koyacaktık her şeyi. Mahvettin sen. Herkese de rezil oldum ya. Sinan, abi delilisin sen. Herkes inanılmaz beğenmiş konsepti. Şuna bakarsın insanlar çıldırmış. Herkes deli gibi like falan atıyor. Deli bunlar. Ya kızım, millet hep sıkılmış bunlar. Bekarlığa veda partisinden. Bizim Knagin'iz çok nostaljik. Herkes yıkılıp bayılmış da okey. Gerçekten. Ya. Daha abi bir şey söyleyeceğim. Ay herkes abi çok beğenmiş konseptimizi. Bir şey, anne. Teyze, teyze. Ay teşekkür ederim. Ya. Siz beni biraz daha mı ağlatsanız? Teyze. Bir tane yapıştırın. Şimdi zaman gelişir. Her şey yenilenir. Ama böyle yeni moda şeylere ne gerek var? Eski geleneklerimiz, adetlerimiz mis gibi dururken. Ne gerek var bunlara Sinem? Ya efendim gerçekten ben sizin hakkınızı yemişim. Yemişim ben, yemişim. Hala bana sempatik gelmiyorsun. Ama neden? Ben şimdi... Gıcık oluyorum sana. Biz böyle daha yöresel bir şey yapalım. Yapalım. Erkek dansçılar o zaman biz iptal edelim ya. Tamam. Erkek dansçılar mı? Hı, onlar ne? Ya biz şimdi Sinem'e sürpriz olsun diye böyle dansçı grubu tutmuştuk. Ama ya it's okay. Biz de bence iptal edelim yani. Tamam, okay. Tamam. Geç diyorum kızım. Ne işi var erkek dansçıyı istemiyoruz ya? Ne yapacaklar? Dans mı? Gel, gel, gel. Selam. Aşkına istiyoru da olabilir. Bir ortaya açtık. Ya bir şey söyleyeceğim. Kusura bakmayın. Ya sizi buraya kadar şey yaptık, yorduk ama son anda bir iptal oldu. Biz böyle bize uzak olan böyle kültürleri istemiyoruz. Yani bize uzak olan adetleri istemiyoruz şu an. Saçmalama yavrum. Şimdi sen böyle saçma bir açıklama yaparsan ağzına 5 adet vururum senin. Gelmişler arkadaşlar. İki dans etsinler yavrum. Allah Allah. Ne var bunda? Tabii Allah Allah yavrum. Öyle mi? Dans edebilirler bence. Değişiklik olmaz mı? Ha? Evet. Bence harika olur. Evet. Evet. Burcu Mahir. Burcu iyi değil. Evet. Burcu iyi değil. Evet. Ha, zaman... Görmek istiyorsunuz görmek değil mi? Görmek istiyorum. Evet. 1, 2, 3, 4 adet. Evet. Güzel. Çok güzel olur. Hadi dans edelim. Çalın. Oh, no.
Laftan anlamayan birini tanıdınız mı hiç? Şurada bir hanımefendi var. Benim oğlum hiç laftan anlamıyor. Ayağa kalkabilir misiniz bu konuyu? Doğduğundan beri ergen. Ayağa gel diyorum misin? Gelmiyor. Git diyorum gitmiyor. Ama siz de bak laftan anlamıyorsunuz. İsim ne efendim sizin? Ben Zeynep. Zeynep Hanım. Hiç laftan anlamıyor mu? Hiç. Kaç yaşında? 11. 11 yaşında. Kardeşim de laf anlamıyor. Evet, her gelen bir küçüğünü şikayet ediyor. Adı ne? Murat. Murat niye yapmıyorsun? Gıcığım. Evet. Birkaç sene uğraşacaksınız bu durumla. Evet. Şu anda da o yüzden mi ayrı oturuyorsunuz? Evet. İstemiyor. Hayır, ben kızdım buraya geldim. Ha, kızdınız. Hı. Yukarıda neler yaşanıyor? İnşallah çözersiniz sıkıntıyı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var efendim. Bizim bir arkadaşımız var. Yeni bir işe giriyor. Çok istediği bir iş. İşini aşkla yapmak istiyor. Ama işini yapması için bazılarına laf anlatması gerekiyor. Bakalım laf anlatabilecek mi? Sözünü dinleyecekler mi? İzleyelim. Gel gel. Gel Mesut gel. Şöyle bırak onu. Bırak. Yeni işin hayırlı olsun. Ya vallahi çok mutluyum. Allah senden razı olsun şefim. Yemin ederim ben esnaflıktan sıkılmışım. Evet. Ya bu kadro beni öyle mutlu etti. Nasıl sana anlatamam. Nasıl mutlu etti ya? Nasıl mutlu etti ya? Kadro kadro, kadro kadro. Bo bo kadro. Bo bo. O o. Uzatabilirim. O o kadro. Pardon, güzel. Sen aynı mutluluğu biraz daha Latin ezgileriyle yaz gelecek. Latin ezgileriyle yaşa mutluluğu. Buyurun. Vallahi Allah senden razı olsun şefim. Ben esaflıktan bıkmışım. Vallahi. Nasıl mutlu oldum bu ben kadroyu alınca inanamazsın. Korkuyorum ama soruyorum. Nasıl mutlu oldun? Damba! Benim tipime bakıp aldanma. Lan bende. Oğlum bak, müdürlerin yanında böyle saçma sapan hareketler yapma. Tamam mı? Absürt Mesut. Şimdi senin işin... Buradan hiç kimseyi geçirmemek. Çünkü o bölge tehlikeli, anladın mı? Sonra birine bir şey olur, maazallah sorumlu oluruz. Yok, sen hiç merak etme be şefim. Yani buradan buraya ben koşuşturtmam, karınca yürütmem. Ben buradan buraya kanguru zıplatmam, yemin ediyorum sana. Ya benim merak ettiğim bir şey var şefim. Burayı niye kasıyorlar? Sonra ne? Sonra ne? Oğlum, senin işin ne? Senin işin buradan insan geçirmemek. Mühendisler bize orayı kaz der, biz de kazarız. Bizim işimiz sadece kazmak. Ha, kazlık kazan yani. Yaptım yine ya. Nasıl? Ya biz kazı yapıp para kazanıyoruz ya. Yani kazlık kazan. Ya mizah mizah, şaka yaptım. Sen ne biçim sözler söylüyorsun, ne biçim hareketler yapıyorsun ya? Sen burada dur, kimseyi de geçirme. Beni anladın mı iyice? Ya anladım. Tamam tamam. Ben hiç kimseye getirmem. Bana ne kimden ben? Ben kadromu almışım. Ben hiç soru sormam bile. Hadi bay. Allah. Ya aşk olsun. Billy. Bak küserim ama. Kardeş geçmek yasak. Bir saniye Mahmut abi, ben seni arayacağım. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Her gün geçtiğimiz yoldan geçemeyecek miyiz? Ne oluyor? Mesele nedir? Ya kazı çalışması var. Kazı mı? Ülkemizin altını mı kazıyorlar? He? Hangi ülkenin oyunu bu? Ya çekil şuradan kardeşim. Memleketi soyup soğana çevirseler haberin olmayacak senin. Kim kazıyor? Hangi ülke kazıyor buraya? Hangi ülke kazıyor? Ne? Ya kardeş, git fantezilerini şurada yap. Al şu adamı yanda yap. Hayret bir şey ya. Ben kadromu sana yedirtmem. Buradan geçmek yasak. Bak çizgi 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 yasak. Hadi buraya başla. Git. Ne oluyor kardeş? Ne oluyor ya? Ha. Ha.
Ya kardeş, bir şey olduğu yok. Biz yolu kestik de buradan geçmek yasak. Başka yoldan geçin. Burası böyle yasak. Hayda, her gün de geçtiğimiz yol ya. Niye kazıyorlar? Nömü mü var? Ne çıkmış? Çok mu altın çıkmış? Ya belediyenin kazısı. Ha bütün altını belediye mi alacak şimdi? Kardeş, altın yok. Altın falan yok, yok. Evet, altın yok. Mesele üç harfliler. Üç harfliler mi? Evet. USA, yani Amerika. Amerika buranın altını oyup askeri üs yapacak. Amerikan askerlerini dolduracaklar buraya. Sen küçükken kafanın üstüne böyle boom diye düştün mü? He? Yalnız biraz mantıklı konuş ya. Öyle şey mi olur ya? Dinle. Bundan 4000 yıl önce burada kim yaşıyordu? Asurlular. Asur kralı Salmasana'nın mezarını buldular burada. Vallahi. Ya da onu ararken ne yaptılar? Michael Jackson yaşıyorsa ona ev yapıyorlar aşağıda. Vallahi. Michael Jackson'ın eserlerde ne işi var ya? Sen eserlerin neyini beğenmiyorsun birader? Her yerde metro var. Ha? Al otogara git. Dünya yırtılırsın ya. Ah! Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Her gün geçtiğimiz yol. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Kardeşim, her gün geçtiğiniz yolsa bugün başka yoldan geçin. Ne büyüttünüz olayı ya? Ah! Aklıma gelen başıma geldi ya. İnanmıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar. Mahallemize tsunami getirecek bunlar. Lan deniz yok burada. Nereden gelecek? Tamam işte. Bu adamlar sondaj yapmak suretiyle aşağı kadar inecekler. Orada sismik dalgalanmalar falan filan tüm denizi buraya getirecekler. Oradan deniz buradan taşacak. Bütün mahallemiz artık böyle sular altında kalacak. Seller altında kal. Bir saniye, bir saniye. Siz anlamadınız mı şu an? Bravo, bravo, bravo. Kardeş. Pardon, çok güzel anlattın. Şimdi anlatmaya devam et ama burada başka bir sıkıntı var. Hı-hı. İsmail, sen çok meraklı ol. Merak edeyim ben. Ay. Sen yaptıkça ben de yapıyorum burada. Yapma. Karşılıklı yapalım ya. Bir şekilde oraya ne kazıldığını görmeye çalış. Görebildiğin şekilde. Mesut, sen hem Mustafa'yı dinle hem de geçmelerine engel olmaya çalış. Eyvah. Senin de, sen de sıkış. Al şunu, iyi gelir belki. Al be! Al, iyi gelir. Hazırlamış bir de ya. Anlatmaya devam et. Heh. Siz sondaj yapmak suretiyle, tamam mı? Bunlar aşağı, güzelce. Aşağı kadar inecekler, oradan denizi böyle sismik dalgalarla... Yaptın, yaptın. Tut. Tut. Allah ama Allah. Tut, izin verme. Yolun geçmesine izin ver. Sismik dalgalarla, tamam. Sen ne diyorsun ya? Ne bileyim ben be? Anlatıyorsunuz bize buradan. Dalgalarla denizi buraya getirecekler. Burada sel olacak, yanacağız. Bir dakika, siz anlamadınız mı? Bravo, bravo. Sana ayrıca bravo. Kardeşim, sen ocaktan böyle diye gaz mı çektin ya? Nasıl? Nasıl ya? Diye gaz mı çektin sen ocaktan ha? Hayır be. Ne bu gitsin? Neyin kafası kardeşim? Ya ne 4000 yılı, ne atından bahsediyorsanız. Asur kralı Salmasana'nın altın atı. Son altından. Kanatlı. Her kanadında 752 tane altın tüy var. Som altından gümüş. Som altından gümüş mü? Çek gidin buradan. Hadi gidin buradan. Ya benim Allah aşkına benim kadromu yedirtmem size. Çık. Ya geçeceğiz. Her gün geçtiğimiz yol ya. Ya hayırdır ya, toplanılmış burada. Hayır, her gün de geçtiğimiz yolu kapamışsınız kardeşim. Ya kazı var, kazı. He, sonunda uzaylılar geldi demek. Anasının nikahı uzaylılar ya. Ya uzaylı falan yok, yok. Ne uzaylısı? Ya kardeşim, resmen halktan uzaylı saklıyorsunuz evet. Ya. Arkadaşlar bakın, ben birkaç yıldır hissediyorum. Bu uzaylılar biz üremeyelim diye bazı bölgelerimize ışın atıyorlar, ben size söyleyeyim. Ya dayı, senin ürememen için ışına mı ihtiyaç var? He? Ben burada Allah'ın savunması yapıyorum. Terbiyesiz. Aa, ne olmuş ya? Her zaman geçtiğimiz yol. Teyzeciğim, kazı yapıyorlarmış. En sonunda ürememize engel olacak uzay ışınlarının makinasını bulmuşlar aşağıda. Ne kadar saçma salak konuşuyorsun ya Rabbim ya Resulallah ya. Uzaylıymış saçma sapan. Biraz hayatımda bu kadar salak bir şey duymadım ya. Ya hey, senin elini öpeyim ben ya. Eski toprak işte, mantıklı biri geldi sonunda. Burada yatır var. Ha?
saniyede mantık havaya karıştı. Ay yavrum sakin ol. Sen şu üstündekini çıkar. O kesin şifalı yelektir. Sen o bana ver. Ben onu giyeyim de yavrum benim ağırlarıma iyi gelir. Benim her tarafım ağrıyor yavrum. Ya ne şifası ne yeleği? Ben yemin ederim size derdimi anlatmaktan benim vallahi kuvvetim düştü ya. Demek kuvvet düştü ha? Lan sus! Çıldırtma beni. Kuvvet düştü. Bak polis çağırırım. Hepiniz cezayı yersiniz. Cezayir de işin içindeymiş. Ay yine başladı ya. Demek yine de he? Lan ben seni... Yine de. Aman aman aman. Ben boğarım bunu. Vallahi boğarım. Bu adam çok agresif. Sinirli mi sinirli? Kesin CIA'den. Atalarımız ne demiş? Merak ediyorsan git bak. Hadi arkadaşlar. Atalarımız için gidelim. Hadi bakalım. Bakalım. Ne oluyor burada? Alaaddin Keykubat'ın araması burada mı? Güzel kardeşim, bakın bu kazı kanalizasyon kazısı. Buranın çökme tehlikesi var. Her an çökebilir. O yüzden geçmeyin diyoruz ya. Ya çok kötü gittiler ya. Ya işte boşuna demiyoruz işte. Onlar gittiler. Karar vermeyi seven, kararlar almayı seven bir ailemiz var. Bakalım o ailenin içine kim düşüyor, neler yaşıyor, izleyip görelim efendim. Buyursunlar. Hadi gelin, gelin, gelin. Gel, gel. Gel. Gel yavrum, gel. Hoş geldin kızım. Hoş geç, geç. Hoş otur. Hoş geldin kızım. Otur, otur. Maşallah. Pardon. Otur. Efendim, Pelin Karahan bizimle. Misafirimiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne iyi ettin de geldin. Teşekkür ederim. Biz çok mutluyuz. Değil mi Mesut? Çok. Çok, evet. Ne güzel kız ya. Evet. Maşallah. Evet. Sen ama müstakbel kayınpederi olarak şey yapıyorsun. Ben babayım. Seviyorsun baba rollerini. Yani kendime yakın hissediyorum. Şimdi sordunuz da hazır konu açıldı. Yani Aziz Bey. Baba olmak istiyorsun. İstiyorum evet. Ne özellikleri olması lazım adayın? Yani bir kere... Kadın olması lazım. Peki, buyurun devam edin lütfen. Hoş geldin kızım. Hoş geldin. Hoş geldin. Maşallah. O kadar da güzel bir kızsın ya. Anası doğurmuş. Ya kızım. Bahadır seni nasıl kabaladı be? Aa, anneciğim ne ayıp ama. Hani... Sus be. Efendim kafalamak ne demek? Ben inşallah sizin ailenize layık olabilirim. Aa olur mu öyle şey kızım? Ne layıklığı? Biz de mazbut normal bir aileyiz. Layıksın tabii. Aa. İnşallah efendim, inşallah. Pardon benim, pardon. Alo? Egemen Beyciğim buyurun. Efendim ben tabii onları hemen hallederim sizin için de. Ben de şu an çok önemli bir aile toplantısının tam ortasında... Tabii dünya para veriyorsunuz bana. Niye bu sorun sizi ilgilendirsin? Haklısınız. Tamam ben hemen halledeceğim o zaman. Tamamdır, sağ olun. Ne oldu oğlum? Ya patron geçen ayın raporlarını istiyordu anneciğim. Sevgilim, sevgili ailem. Ben bir hemen gidip gelsem sorun olur mu sizin için? Hayır oğlum. İş sonuçta tabii. Bu. Biz Pelin'le oturup muhabbet ederiz burada. Tabii. Sen merak etme. Aşkım sorun yok değil mi? Canım ben... sen git. Biz tanışırız bu arada babamlarla. Tamam süper. Ben çıkıyorum. Hemen gelirim. Hadi, sana. Hadi tamam, bak. Hadi bakalım. Hadi. Kızım. Heh. Nerelisiniz siz? Mesut amcacığım biz Eskişehirliyiz. Hatta annem babam hala orada yaşarlar. Ah, ne güzel, ne güzel. Çok güzel. İnşallah annenle babanla bir gün hep beraber i̇nşallah, tanışırız. İnşallah. İnşallah. Amin, inşallah, inşallah. İyi kızım. Sen şimdi anneni mi daha çok seversin, babanı mı seversin? Efendim, anne baba ayrılır mı hiç? İkisinin yeri bende çok ayrı. Aman, bırak bu ayakları Pelin ya. Ayrıca aile içindeyiz be. İlla biri ağır basıyordur hadi şimdi. Yok, ikisi birbirinden çok ayrı. Hiç fark etmez yani. Peki Pelin, bak bir deseler ki sana... $1 milyon vereceğiz. Anneni mi seçersin, misal babanı mı? Yani şimdi tabii ben illa bir karar vereceksem o zaman
Haydi babam diyeyim. Aa, babacı çıktı. Babacı. Neyzortlu. Ya benim şimdi yanlış anlama. Biz kesin kararlar vermeye önem gösteren bir aileyiz de o yüzden soruyoruz yoksa. Tabii tabii yani. Kararsızlık çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Kararsızlık çok kötü kızım. Güzel. O zaman dayım yap bir kahve. Müstakbel gelinim de gelmiş. Hep beraber bir kahve içelim bakalım. Ne kahvesi ya? Kızım çay yap. Çay içelim. Çay. Ne çayı canım? Çay olur mu? Şimdi kız gelmiş tanışma şeyi. Kahve içilir. Allah aşkına kahve yap kızım. Hanım o senin dediğin kız istemede olur. Allah Allah. Her şeyin bir adabı var. Çay yap kızım. Çay tamam, içelim. Babacığım ne çayı Allah'ını seversen. Çay ne ya? Oldu olacak bir de tavla atalım. Pelin'le tam olsun yani. Yok babam haklı ya. Kahve çarpıntı yapar. Çay içelim. Harareti alır şimdi. Kahve yap Naime. Tamam. Ya kahve kabız yapar. Kabız. Ne kabız yapar kahve? Ya bu kız buraya misafir gelmiş. Ay. Emanet bize. Tamam. Yani sağlıksız. Ya tamam. Pelin'e soralım. Pelin, ha. Kahve mi çay mı? Ama bak bu kararınla ailedeki safını belli edeceksin ona göre. Hadi bakalım, hadi. Söyle kızım, sen söyle. Hadi bakalım. Ya gerçekten hep ya siz ne uygun görürseniz fark etmez. Peki. Sana $1,000,000 ver. Şimdi. Kahveyi mi tercih edersin? Çayı mı? Vallahi billahi fark etmez. Hepsi olur. Her şeyi içerim. Ya kararsızlık en fena şeydir. Yani seni sen yapan kararlarındır. O zaman şöyle yapalım. Çay içelim. Çay içelim ve başka normal şeylerden bahsedelim. Çay. Ha, bir karar. Çay bitti. Tamam. Bir karar ver kızım. Oh. Çay de çay. Tamam, çay için. Güzel güzel şimdi sohbetimizi yaparız, çayımızı içeriz. Birbirimizi tanırız. Ama kızım ince belli bardakta mı olsun çay yoksa kupa mı olsun? Ya, tabii ki ince belli bardakta olsun. Yok canım ince belli bardak şimdi içecek kız hemen bitecek. Muhabbetimiz az kalacak. Kupa, büyük kupa olsun. Annem haklı. Şimdi kupanın sapı var. Tutarsın tabii. Kupada. Ya kupa ne, kupa ne ya? İnce belli olsun ya. İçtiğin şeyi gör. İnce belli benim kırmızı çizgim lütfen. Hayır efendim. Ben bu anneyim. Kupa. İnce belli. Kupa. Ya ince belli diyorum. Kupa çay kupa da mı içilir? Saçmalıyorsun kadın ya. Tamam söylüyorum. İnce belli olsun, demli olsun, şekerli olsun. Hatta şöyle şekeri bir açıklık getireyim ki sonradan sıkıntı olmasın. Toz şeker olmasın, küp şeker olsun, beyaz olmasın, esmer olsun. Anlaştık mı? Tamam. Akıllı kızım çay benim. Çay içiyoruz, evet. Ne var bunda? Peki siyah çay mı olsun, yeşil çay mı? Yeşil çay canım, yeşil çay sağlıktır. Doğru bak, Çinliler çok sağlıklı. Hep yeşil çay içiyorlar, zımçık gibiler vallahi. Yeşil çay olsun. Ay yeşil çay mı olur şimdi? Adetten yani sapmayın. Çay dediği siyahtır kızım. Yani Burcu'ya katılıyorum. Tavşan kanı olacak çay. Yeşil çay ne ya? Yeşil çay olsun. Yeşil. Yeşil çay yok be Pelin be. Ne yapacaksın şimdi? Hadi bakalım. Yeşil çay yok. Kaldın böyle nal gibi. Hadi. Hadi. Anasının evinde de yeşil çay içiyordu her gün. Ben iyi dedim damat. Ben yanlış bir şey söyledim. Ben sinirlendirdim sizi. Acaba siyah mı deseydim? Ne yapsaydım? Yok kızım şimdi yani biz de öyle sinirlenmedik canım. Ya biz de sen misafirsin diye hürmetten soruyoruz. Kusura bakmadın değil mi? Yok canım sorun bende. Ben çok kararsız bir insanım. Ondan böyle oldu zaten. Şimdi karar dedin de benim aklıma geldi. Eğer yani siz böyle hani bir izdivaç olursa balayına nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Orada şey düşünüyoruz da bizim Assos'ta yazlık var oraya gideriz. Öyle mi? Evet, Assos. Assos çok güzel, oraları çok beğeniyorum ben. Assos çok güzel. Ayvalık da güzel. Evet. Ayvalık'ı da çok severim. Orayı da çok severim. Peki Pelin, sana $1,000,000... Assos seçiyorum. Assos. Assos bitti. Assos. Assos mu kararı? Tabii, son kararı. Son Assos. Bak şimdi olacaklara sonradan ama şey yapma, üzülme tamam Assos mı? Assos mu kızım? Bak şimdi kızım, bak. Assos bak şimdi ben ne olacak, Assos. bak şimdi. Bir dakika. Alo. Muhittin. Benim Ayvalık'taki yazlık var ya. Onu satıyorum ben. Yok canım. Satıyorum onu. Ver. Yan komşum istiyor. Yarı fiyatına veriyorum. Yok gerek yok. Öyle demedim. Hayır. Bir dakika. Veriyorum. Sattın mı? Tamam. Mutlu musun kızım? Mutlu oldun mu? Ay niye mutlu olayım? Niye öyle bir şey yaptınız? Niye sattınız? Kızım Pelin. Kararlarının arkasında durmalısın yavrum. Duracaksın sen kararlarının arkasında. Sen dedin bize Assos. Sen dedin. Biz gidiyorduk torun tombalam oraya gidiyorduk. Eğleniyorduk, seviyorduk evimizi. Sen dedin onu seçtin, sattın. Ne güzel evde be. Efendim biz de bizim torunlar olunca, çocuklar olunca oraya giderdik hep birlikte. Madem çocuk dedin şimdi ben de. Şimdi buraya diyelim ki Bahadır'la evlendi. Çocuğu kız mı olsun erkek mi? Hadi. Cevap vermiyorum, paslıyorum. Henüz evlenmedik çünkü. Hayır yani şimdi buna cevap vermen lazım. Kız mı olsun erkek? Yok veremiyorum. Çabuk söyle kız mı olsun erkek mi? Yok bilmiyorum. Çabuk diyorum bak çabuk cevap ver. Yoksa bak İsmail'e tokat atarım. Tokat mı yumruk mu? Yok hayır. Tokat mı yumruk mu? Yumruk ya da yumruk. Bak çabuk. Çabuk söyle diyorum bak.
bak bıçaklarım ismi. Tamam bir dakika. Çabuk. Yumruk at. Ben bunu hak ettim. Bir şey soracağım. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Böyle yazlık satmalar falanlar filanlar. Ben anlamıyorum. Gerçekten normal şeyler yapsak. Kızım artık bitti. Artık bitti. Biz geri gelmeyiz, anladın mı? Geldin, seninle tanıştık, hoş beş ettik. Söyle bakalım. Sen beni mi seviyorsun yoksa müstakbel kayınvalidemi mi? Çabuk söyle bakalım. Hayır, anda 1 milyonluk soru geldi şimdi. Ali, sana 1 milyon dolar verseler. Annemi mi seçersin, babamı mı? Arkadaşım, kim bunlar? Kim bana böyle sürekli para veriyorlar? Para da istemiyorum, cevap da vermiyorum ya. Çabuk cevap ver. Yoksa ben kendimi öldürürüm. Ay ne? Yok hayır. Çabuk. Saçmalama, ne yapıyorsunuz? Burcu teyze hemen bir müdahale edin. Hayır, ben buna müdahil olurum. Sen eğer onu seçersen ben de kendimi öldürürüm. Hayır, manyak mısınız? Siz ne yapıyorsunuz? İndirin şunları. Hayır, o bitti artık. Bak. 3 saniye var kızım. 3 saniye içerisinde karar vereceksin. Yoksa ikimiz de ölüyoruz. Çabuk. Çabuk söyle, öldürüyorum seni. Kayınvalidem seçiyorum. Kayınvalidem seçtim. Anneciğim ben. Al sana. Adam öldü. Burç teyze öldü. Öldü adam, dul kaldım ha. Dul kaldım. Şimdi tut silahı kafana. Oradan vurdun, buraya mı düştün? Evet dedi biri. Bu inandırıcı olsun diye pıt diye buraya düşeceğim. Şimdi sen düşünce de olayın şokuyla İsmail iyi mi, hayatta mı, değil mi diye bir kontrol et. Tamam mı? Tam oradan alalım. Ha kızım bak. Ay, bir dakika. Bak. Dur bir dakika kal. Abi. Şeytan doldurdu. Yücel beni sevmiyor. Öleyim, hemen öleyim Yücel. Yapacak o. Elveda zalim hemen, dünya mı ne diyecek? Bak kızım. Çabuk cevap ver bana. Yapmayayım. Bak öldürürüm kendimi. Ay, bir dakika, o zaman şey seçiyorum. Kayınvalidem seçiyorum. Elveda zalim dünya. Ay. Bana vurdu. Dul kaldım. Ay adam. Ay adam. Kaldım. İyice bak, iyice bak. Ay adam gitti. İyice bak. Ölmemiş. Bir bak. Ne oldu? Abi mesleğimi bir şey söyleyeceğim. O neymiş ya? Kalk yerinde ol. Kalk. Kalk. Yap. Sen de orasından, sen de orasından bakmayıver. Baba. Yap. Ama Aziz Bey ölmüyor. Ya demek ki adam gıdıklanıyor. Demek ki şeklini koru. Sen de orasından gıdıklanıyor, orasından bakma öldü mü diye. Başka bir yere bak. Damarına bak, damarına, baba. Şah damarına. Baba. Öldü. Başın sağ olsun. Dur kaldım. Ay vallahi adam öldü ya. Vallahi öldü adam ya. Tabii ne öldü. Yapacağız ya Burcu teyze? Sen seçimini yaptın. Nasıl bir ailesiniz? Ben seçim yapmadım. Öyle bir şey yapmadım. Sen yaptın kızım. Sen seçimini yaptın. Benim babam çok iyi adamdı Pelin. Öldü ama. Bitti. Benim üstüne oldu. Hallettim, geldim. Aa. Ne oluyor ya? Baş öldü. Cemal'de. O zaman Zincirli Kuyu mu? Kara Camit mi? Kara Camit daha iyi olur. Kara yok. Kara Camit. Ben gidiyorum. Kara Camit. Kız. Nereye gidiyor bu? Biriyle çok tanışmak isteyip, görüşmek isteyip, görüştüğünde umduğunu bulamayan var mı? Şu arkada biri var bak. Az önce Seda Hanım'ı gördüm. Sabah programı sunuyor Hakan Ural'da. Ve merhaba Seda Hanım diyecektim. İsmi aklıma gelmedi. Kala kaldım. Siz şey değil misiniz dedim. Kaldım. Sunucu dedim. Evet, tebrik ederim dedi. Ve ben kaldım, geri aşağıya indim. Rezil ne zaman oldum. Oldu bu? Az önce. Neredeydi? Yukarıdaydı. Burada. Burada, salonda. Evet. Seda Hanım. Seda, hiç burada. Hayır, Seda Hanım. Siz kimi gördünüz? Kim pardon, bu Seda? Seda mı şöyle? Ben karıştırdım. Kararsız kaldım. Şöyle Hanım'dan kimliğini alabilir miyiz lütfen? Vallahi billahi ben Şule Zeybek. Seda ile alakam yok. Ama... Bir ayağa kalk. Allah'tan Seda da fena değil, güzel kadın. Şöyle de bir şey var. Seda da bu durumdan muzdarip.
Ne bileyim, sarışın dominant kadın olmaktan mıdır nedir, ikimizi çok karıştırıyorlar birbirine. Yaşadı. Evet, karıştırıyorlar. Yani bu ilk değil. Yaşadığınız bir şey. Ama bana Seda da demedi. Siz sunucusunuz değil mi? Evet dedim ben de. Evet. Ben de Sevda, memnun oldum. Neredesin Sevda? Göremiyorum seni. Tam altınızda. Aşağıdayım ya. Göremiyorum. Tam altında mı? Tam altınızda. Evet. Çok zor ben yani. Ben de memnun oldum. Var mı sizin beklediğiniz gibi çıkmayan biri oldu mu hiç? Olmuştur herhalde ama şu anda hatırlamıyorum. Çok heyecanlıyım. Kameralar var burada. Ya gerçekten hatırlamıyorum ama mutlaka olmuştur. Herkesin bir hayal kırıklığı yaşadığı ya da tahmin etmediği kadar iyi çıktığı birileri olmuştur. Tamam, aklınıza gelirse konuşalım. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim iki arkadaşımız var efendim. Onlar uzundur bekledikleri buluşmayı gerçekleştirecekler arkadaşlarının evinde. Bakalım o buluşma nasıl geçecek? Sadece çiftler baş başa mı olacak? Yoksa beklenmedik bir misafir olacak mı? İzleyip görelim. Nasıl buldun Bilal? Yahu kız evine gelmişiz. Tövbe haşa, bir de onun hakkında atıp tutacak mıyız Mehtap? Vallahi çarpılırız. Cennetten bir köşe adeta. Bilal evdaşıma katılıyorum arkadaşlar. Hayat paylaşımı için gayet yeterli duruyor. Gülşen'cim, ev sahibinin size dayattığı kira ne kadar? Yahu. 1800 TL. Çokmuş. Yapma. Neyse Gülşen'cim, üzülme. Bu düzen elbet bir gün yıkılacak. Elbet değişecek. Üzülme Gülşen'cim. Üzülmüyorum ki zaten. Babam ödüyor hepsini. Zengin de biraz babam. Fabrikatör. Buradan selam olsun babana ve onun gibi istihdam sağlayan bütün emekçi fabrikatörlere. Yahu hemen miting alanına çevirme ortamı. Allah aşkına, biz buraya ders çalışmaya geldik ev kardeşim. Ya bu arada çok teşekkür etmek istiyoruz biz size. Bizimle ders çalışmak kabul ettiğiniz için abi. Kabul de neymiş Gülşen'cim? Eğitim sisteminin bize dayattığı vize ve finallerde sizinle omuz omuza, el ele, diz dize, yanak yanağa mücadele vermek bizim için bir görevdir. Hem de kutsal bir görev. Ha. Bilginin zekatı onu paylaşmakıdır. Ya bizim için gerçekten süper oldu. Ya ben böyle üniversitede sınav olduğunu falan bilmiyordum abi. Ben öyle gideceğiz, böyle kahve içeceğiz ve bahar şenlikleri yapacağız, öyle mezun olacağız falan zannediyorum. Yahu sen bu okulu nasıl kazandın Gülşen kardeşim? Cevaplar bir gece beynine mi indi, ne oldu? Ya bizim okula sınavsız geçiş var ya meslek lisesinden direkt. Ama benim babam bana özel lise yaptırdı. Ben de sınavsız geçtim. Zengin ya benim babam. Öyle. Peki siz bu istatistik derse nasıl bu kadar iyisiniz abi? Ben paylaşım işine kafayı çokça taktığım için kesirlerle ve matematikle aram çok iyidir. Benim de ezberim kuvvetli Mehtap. Vallahi formülleri hatmettim. Vallahi harikasınız ya ikiniz de. Gerçekten. Misal Derkecan, iş formüle gelene böyle öküz gibi bakıyor. Yahu şimdi burada olmayan biri için konuşmayalım. O da Allah'ın bir kulu, öyle değil mi İbrahim kardeşim? Bu arada kim bu Berkecan? Eski sevgili. Berkecan ve Berkecan gibiler için yolun sonu yakın inşallah. Bu ne demek yahu? Kaderlerinden kaçamayacaklar Allah'ın izniyle. Ya Mehtoş, biz de şu üstümüzü başımızı değiştirelim. Rahat bir şeyler giyelim bence. Olur vallahi, siz bizi burada bekleyin. Birazdan geliyoruz. Tabii ki bekliyoruz. Burada bekliyoruz sizi. Şöyle yapalım. Şimdi İbrahim oturmuş. Senin de oturmandan alalım. Coşku dolusun, neşelisin. İçinde kelebekler uçuyor. Öyle gelip yerine yerleşsen olabilir mi? Bakayım. Çok mutlu bu adam çünkü. Bak bir, bu şimdi gülücüğü nasıl bu adamın? Uf uf uf. Kahkahası? Af af af. Çok güzel. Evet. O yürüyüşüyle ama daha içinde o kelebekleri görelim, coşkuyu. Öyle gelsin, yerine yerleşsin. Oturalım. (Gülüyor)
Seni alıp şuraya koyasın var bibloğiye. Evdaş Bilal, birlikte hareket edersek daha güzel bir dünyayı mümkün kılacağımızı biliyordum. İşte sonunda hak ettiğimiz yerdeyiz. Kız evi. Vallahi ağzından bal damlıyor ev kardeşim. Evet. Sana kesinlikle katılıyorum. Kızlara ders çalışmayı teklif ettiğin güne gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kızlara ders çalışmayı teklif ettiğin güne lanet olsun İbrahim. Ben sana dedim, günaha girmeyelim dedim. Bak işte cin çarpacak bizi muhterem. Cin diye bir şey yoktur. Yani şu tartışmanın sırası mı şimdi Allah aşkına? Ya Rab, Kur'an'ı ezbere biliyorum. Ama Felak suresini korkudan hatırlayamıyorum. Sizi gebertmeyeceğim. Sizin sütlerinizi birbirine dikeceğim. Allah'ım, sağ ile sol böyle mi buluşacaktı? Bak küçük kız, kullandığın bu şiddet dilini kınıyorum. Ben de sizi kıyıyorum. Hem de ince ince. Kaç İbrahim Deccal bu. Paranormale. Paranormale asla prim vermem ama elini kaçsana oğlum. Koşuyorum. Paranormale prim vermem ama elindeki bıçağın gerçekliğine yatsıyamam Evdaş Bilal. Sizin saçlarınızdan kendime battaniye yapacağım. Dişlerinizden kolye yapacağım. Kemiklerinizden de mobilya yapacağım. Maşallah. Hiçbir şeyi de israf etmiyor. Yani konu ben olmasam takdir edeceğim muhterem. Bak, bu koca dünya hepimize yetecek kadar büyük psikopat yoldaş. O yüzden yani kaynakları eşitçe, hakça bölüşmek en doğrusudur değil mi? Evet. Ha? Tamam, hakça bölüşürüz. Önce biraz onun parmaklarını keserim, sonra da biraz onun parmaklarını kesin. Böylelikle hak geçmez. Gelin buraya. Ah! Ah! Ne oluyor bu ya? Bu ne gürültü? Sen uçma. Sinemciğim, aa senin ne işin var kuzucuğum burada? Kuzum mu? Ne kuzuzun yahu? Kuzuların sessizliğindeki hani bulbul. Ya Sinem çok tatlıdır. Bizim alt kata yeni taşınan komşular var, onların kızı. Evet. Alt kata yeni taşınan komşunuz Adolf Hitler değilse... bu söylediğin pek mantıklı değil Mehtap arkadaş. Gülşen abla, Gülşen abla. Ben sizin eve limon almaya gelmiştim. Sonra bu abileri gördüm. Şaka bıçağım vardı. O şaka bıçağımla onları biraz korkuttum, kandırdım. Onlar da biraz korktu galiba. Ama olsun. Ben yine de onları çok sevdim. Ya canım benim. Bilal, gerçekten el kadar çocuktan korkmadınız değil mi? Yani bak Berkecan ayıdır mayıdır ama... öyle kolay kolay hiçbir şeyden korkmaz Bilal, söyleyeyim. Ne korkmazsın yahu? Allah Allah. Ben şu dünyada bir tek yetim hakkı yemekten korkarım. Boşluğumuza geldi herhal ha İbrahim? Biz ki kapitalizmin vahşi yüzüyle yüzleşmişiz. Yahu bir tane çocuk birey nedir ki? Okey, o zaman problem yok herhalde. Bir zaman notları toplayalım, sonra da ders çalışmaya başlarız. Ay not falan çok saçma kafalar. Sinemciğim, bak şimdi sen güzel güzel otur abilerle, tamam? Biz biraz abilerle ders çalışacağız. Tamam. Sonra ders erken biterse de film izleriz. Evet. Oo, film. Zaten ben Şişko abiyle küçük abiyi çok sevdim. İyi o zaman, aferin sana. Uslu uslu otur, tamam mı? Biz tamam. Geleceğiz şimdi. Tamam. Hadi. Çok geç kalmayın. Demek sen bize şaka bıçağıyla oyunlar oynadın. Hazır yoldaş. Demek sen bizi çok sevdin Sinem. Biz de seni çok sevdik kardeşim. Ah bir karar versem o abimle o kadar çok eğleneceğim ki. Çünkü o benim olacak. O abini çok sevdim. En çok sevdiğim abi olacak. Sonra o abinin saçlarını...
tarayacağım. Gerçek, bu gerçek. Gerçek. Bunları tarayacağım. Sonra onu parmaklarına ojeler süreceğim. Sonra o en sevdiğim abimin sırtını böyle bu testereyle oyacağım. Sonra onun içine piller koyacağım. Çünkü o benim oyuncağım olsun istiyorum. O benim oyuncağım olacak. Ama en çok hanginizi sevdim? Bir türlü karar veremiyorum. Hangisi, hangisi? Kesinlikle İbrahim'i seçmelisin Sinan. Çünkü kendisi çok paylaşımcı bir insandır. Vallahi eşitlikçi ve paylaşımcı mübarek bir adamdır. Ama burada evdaş Bilal gibi maneviyatı yüksek göre dururken ben kim oluyorum? Sinem arkadaş, seni seçmeli evdaş Bilal. Olur mu İbrahim kardeşim, ev kardeşim? Olur mu hiç? Kendisini seçersen eğer bir insandan fazlasını seçmiş oluyorsun. Kilo olarak telakki ettiğimizde yani. Sinem arkadaş oyuncak istiyor. Bu yüzden seni seçmeli. Taşıması kolay olur. Ama ben daha çok gencim İbrahim abi. Yazık bana. Bu yaptığın resmen algı operasyonu. Biz aynı yaştayız seninle. Ya abiler. Şaka yapıyorum. Hemen kandırdın sizi ya. Hadi gelin oturun da oyun oynayalım ya. Hemen de inanıyorsunuz ha. Oyun mu? Yalnız şu Testere filmindeki sapkın oyunlardan değil, değil mi kızım? Hayır, Dilem bir şey söyleyeceğim. Ya gelin, gelin, gelin. Zaten bu gerçek testere bile değil. Bu patates soyacağım. Allah'ım. Ben bununla böyle biliyorum, limon kırıklarını böyle 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 yapıyorum. Kaldır, kaldır onu kız. Kaldır ya. Siz de hemen alın. Şimdi sizle bilmece oyunu oynayalım. En sevdiğim abimi seçip, en sevdiğim o abi kazansın. Ben de sonra o en sevdiğim abimi Gülşen ablamla Mehtap ablama anlata anlata bitiremeyeyim. Allah Allah. Ha şöyle işte. Bravo Sinem arkadaş. İşte böyle yaşına ve pedagojik gelişimine uygun oyunlar oynamalısın. Aferin. Sen de daha çok spor yapmalısın. Çocuktan al haberi muhterem. Hadi, hadi bilmece oynayalım. Hadi şimdi ilk bilmecemizi soruyorum. Haydi bakalım. Baldan tatlı, baltadan ağır. Uyku. Bildin! Bildin. Bilal abi 1-0 önde. Kızım, bizim lisede kız yoktu. O yüzden biz arkadaşlarla işte böyle bilmeceydi, tekerlemeydi. Bunların uzmanı olduk vallahi. Tamam, şimdi sıra sende. Çarşıdan aldım bir tane... Eve geldim bir tane. Nar. Bilemedin. Nasıl bilemedim ya? Halk arasında en çok sorulan bilmecelerden biridir. Bu cevap da nardır. Yahu çocukla çocuk olma muhterem. Allah Allah. Nar değil diyorsa nar değildir. Cevap ne kızım? İnsan cesedi. Nar olmasın o. Nardır o nar. Hayır nar değil işte insan cesedi. Çarşıdan kandırarak eve getirdim bin tane. Bin bir parça böldüm oldu sana bin tane. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet. Bilmece bildirmece, dil üstünde kaydırmaca. Dondurma. Hayır bilemedin. İnsan ciğeri olacaktı. Belli ki önceden hiç insan ciğeri tutmamışsın. Ya tabii ki tutmadık muhterem. Ha, iyi, senin için bir ilk olacak. Çünkü sen kazandın. Hadi İbrahim abi direnme. Ha! Tornavidayla ciğerini sökecek. Kaçmayı teklif ediyorum evdaş. Teklif etme kaç yahu. Ya nereye gidiyorsunuz? Hakk'a yürümeden eve yürüyordum. Yahu bu kız tornavidayla ciğerimizi sökecek. Bak ya canım ya. Ama abla benim bu oyuncağımın pilini abilere dedim bir sürü antone inanan açıda yalan söyleme mübarek. Tornavidayla koşturdun bizi be. Ya Bilal el kadar çocuktan mı korkuyorsunuz? Ya babama söyleyin de bodyguard tutsun size. Zengin ya çünkü. Sinem, ablam hadi sen artık evine dön. Biz de abilerle ders çalışalım. Ha, git tamam. Ne olur hadi git ne olur. Ama gitmeden önce son bir oyun oynayalım. Ne olur ne olur. Tamam tamam oynayalım hadi üzmeyelim. Sen ne oynayalım? Yahu gitsin be. Ya son bir oyun oynayalım ne olur ne olur. Bir tane evcilik oynayalım. Ben anne olayım. Size benim çocuğum.
saçma bir oyundur. Konuşma. Oyuna gelmeyin. Kandırıyor bizi bu şu anda. İnanmayın buna. Ya hala ne diyorsun ya? Çocuğu üzdünüz zaten. Tamam Sinem, o zaman sen gel sonra gidersen. Tamam tamam. Tamam. Bu oyundan sonra gideceğim. Tamam. Aley aley. Yahu bu çocuğun içine şeytan kaçmış. Bunu bir hocaya falan gösterin. Bu nedir ya? Bak bir de diyorsunuz ki alt kata yeni taşındı. Vallahi bunda bir iş var. Yani Bilal, gerçekten belki Can'la kıyaslamayayım, kıyaslamayayım diyorum ama... seni gerçekten kıyaslamak zorunda kalıyorum ve sen sürekli değer kaybediyorsun gözümde. Yahu iki saattir bir şey demeyeyim, demeyeyim diyorum. Sen çocuktan korktun diye, küçülme diye senin yanında yer alıyorum ama yeter. Vallahi yeter. El kadar sabi sana ne yapacak be? Yine konjonktürün yanında pozisyon alıyorsun Bilal Efendi. Senin de bir duruşun olsun artık. Şurada yaşananlara herkes şahit. Yahu tamam neyse ne, tatlıya bağlandı bir şekilde. Şimdi güzel güzel dersimizi çalışırız. Ondan sonra da film izleriz. Evet. Aa, geliyor, geliyor ya. Ne kadar tatlı. Şuna bak. Ay kılık değiştirmiş. Anne olmuş. Ama hadi oynayalım, git bakalım. Çok sen. Çok güzel. Sen çok neler güzel. Yaptın sen? Sen neler Allah yaptın? Allah, ver bakalım tepsi. Biz içeriz bunu. Müslüman kaç! Ay içkicem yoktu. Öt. Ha. Alo. Ha Berkecan abi. Ne yapıyorsun? Tamam hallettim hallettim. Tabii tabii hepsi kaçtı. Tabii canım. Biz profesyoneliz tamam. Sen benim çikolataları ne yapacaksın? Depoya gönder. İki tendeki depom doldu. Öbür tarafa yolla. Sen ne iş yapın? Çok sevdim. Olmadık bir yerde, olmadık bir davranış yapan var mı? Şuradaki hanımefendiye verelim. İsim merhaba, ne? Merhaba, benim ismim Doğa. Bizim sınıfta, yani bizim sınıf 5'te, orada çok... olanaksız yerlerde olanaksız şeyler yapıyorlar. Gerçekten çoğu kez 4 kere arka arka falan duvar kırdığımız vardır. Gerçekten. Canım mühendislik mi okuyorsunuz? Ha, duvar mı kırıyorsunuz? Ben kırmıyorum. Benim çok yaramaz bazı arkadaşlarım var. Onlar yapıyorlar bunu. Mesela oyun falan oynarken mesela bizim Berkay Teacher adlı bir öğretmenimiz var. Kim ismi? Berkay Teacher. Berkay Teacher. Evet. Babası İngiliz herhalde. Öyle bir öğretmenimiz var. Berkay Teacher bir öğretmenimiz bir öğrenciye sinirlendiğinde elinde tahta kalemi varsa ya da uyuyorsa, derste garip bir hareket yapıyorsa kalemi fırlatıyor duvara. Evet. Ve bundan da örnek alarak yaramaz arkadaşlarım birbirleriyle böyle oynarken duvara gelebiliyor. Duvarı da yıkıyor kalem. Evet. Çoğu kez böyle kırıldığı var. Bazen de kapıyı çok sert açıyorlar. Birdenbire arkadan bakıyoruz, iş çıkmış, duvar kırılmış. Evet, demek ki Berkay teacher is very strong. Bir gün işe yarayacağını biliyordum ya ben. Ortaokul, lisede niye İngilizce okuyoruz diyordum bu demin. Kardeşimizi anlayabildim. Anneanneme selamlarımı iletiyorum. Tamam. Okula da buradan. Bütün teacherlara. Okulumda da Berkay teacher'ıma ve diğer teacher'larıma selamımı söylüyorum. Harika ya. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Biz bir cenaze evine konuk olacağız. Bakalım orada ne gibi tuhaflıklar oluyor. Arasında yaşadıklarınız var mı? Bu tuhaflıkları bir izleyip görelim bakalım. Evet.
Hepiniz hoş geldiniz ya. Gerçekten kötü gün dostuymuşsunuz hepiniz. Sağ ol. Ama bak Mesut, görüyor musun? Baban ne çok seviliyormuş. Ev hiç boş kalmadı. Vallahi öyleymiş hayatım. Ya babam iyi adamdı ya. Kendi halindeydi. Çok çok. Yardımseverdi, çocukları severdi. Severdi. Güzel, uzun da bir ömür yaşadı. Ne bize çektirdi, ne kendi çekti. Yapacak bir şey yok, takdir ilahi. Allah sıralı ölüm nasip etsin. Amin. 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 O işler öyle sırayla olmuyor. Aa, Fikri dayı. Hoş geldin Fikri dayı. Mesut. Ne yapıyorsunuz oğlum? Hiç, oturuyoruz dayı. Ne oturması oğlum? Burası taziye bir ya. Öyle. Tamam, taziyeleri karşılıyoruz dayı işte. Olmaz öyle. Olmaz öyle şey. Nasıl? Tabii sizin ilk cenazeniz normaldir. Acemisiniz. Ben halledeceğim her şeyi. Merak etmeyin, ben halledeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Biz tam olarak ne yapılır, ne edilir bilmiyoruz. Sen bizi yönlendir dayı, tamam? Yalnız dayı bir şey söyleyeceğim. Biraz daha fısıldarsak babamı bizim öldürdüğümüz sanacaklar. Yani ne gerekiyorsa yapalım, tamam, sıkıntı yok yani. Çok iyi adamdı, çok. Acayip. İyi adam. Acayip çok derecedeydi bir adamdı. Fena derecede iyi bir adamdı. Evet. Hiç ben böyle arkasından kötü diyen, bir şey diyen hiç görmedim. İnanılmaz bir adamdı. İnanılmaz bir adamdı. Erken gitti. Çok. Babam 102 yaşındaydı. Bas, her ölüm erkendir. Ben bir çay koyayım. Lahmacunun yanında çay mı içeceğiz ya? Lahmacun. Pide mi var lan yoksa? Mesut. Ne lahmacun, pide? Ne o? Mesut gel şöyle, gel. Gel şöyle, gel. Gel Sinem, gel. Pide varsa iyi. Oğlum burası cenaze evi. İnsanlar şimdi nasıl? Nasıl? Üzgün. Hayır, açlar. İnsanlar taziyeye gelmiş. Onlara taziyede bir şeyler ikram etmemiz gerekiyor Mesut. Ne yapacağız, he? Burada 7 gün boyunca aş olmalı. 7 gün mü? Evet. Ya bu insanlar acımızı mı paylaşmaya geldi, aşımızı mı paylaşmaya geldi dayı? Mesut'cum, sen şimdi oradan bana biraz para ver. Ben gidip bir lahmacun yaptırıp geleyim. Ayranları tek mi verelim, yoksa sınırsız mı olsun? Sen bilirsin dayı, sen bilirsin dayıcığım. Harika, böyle çok güzel çıtır çıtır lahmacunlar yaptıracağım ince ince. Mükemmel bir taziye olacak, merak etme sen. Bizim senin baban Fahrettin abine bak, çok iyi bir anımız var. Bizim bir ortak arkadaşımız vardı lokalde, Salih abi. Dedi ki bir gün, Bahadır kafaları kıralım. Dedim gel bana. Ben sana dedi bir masa yapacağım. O zaman Çorlu'dan bir tane acılı ezme aldım. Koydum sofraya. Bu böyle çatalın ucunu aldı, ağzına götürdü. Abu! Diye bağırdı adam. Elleri terliyor, ayakları terliyor, her yeri titriyor. Adam böyle kalesinin ejderhası gibi alttan üstten soluyor herif. Meğerse adamın basunu varmış. Zor yetiştirdik he hastaneye. Babamla mı? Yok. Bak gittik bu hastaneye. Salih abi başa gibi tuttu, dedi bana illa narkoz vereceksiniz. Adam dedi narkoz olur mu? Seni acilden almamız lazım. Sen diye yatırdık. Tam bunu acilden kaydını yaparken bir baktık adamın basuru yok. Dedim adam basur, dediler olmaz. E bizde de para yok. Salih abi basur. Biz orada mahsur. Derken imdadımıza kim yetişti? Babam mı? Yok. Taksici İlmi abi. Anıda babam yok. Var var. O Salih abi olaylardan önce bana gelirken yolda babanı görmüş de selamlaşmış. Anımız bu. Harika bir anı ya. Değil mi? Değil mi? Sanki babam bir anda buraya geldi. Allah, şurada, çok iyi adamdı. Çok. 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 Ya, çok acayip. Çaldı, baksaydı bari. Çok iyi adamdı. Çok iyi adamdı. Çok. Çok güzel bir kalbi vardı. Çok. Yani düşünsenize o yaşına rağmen nasıl güzel bir kadındı. Çok tatlı kadındı. Maşallah. Ne kadını be? Benim babam erkekti.
Allah Allah, haybeden övüyorsunuz yani. Maşallah, çok da iyi erkek. Adam gibi adam. Ya Mesut, Mesut. Ya biz acımızdan ne dediğimizi biliyoruz mu ya? Şaşırıyoruz, bir anda dağılıyoruz. Şu an bizim tek odaklandığımız konu babanın ölümü, onun kaybımız. Biz burada başka bir şey düşünüyorsak eğer... mümkün değil. Damacunlar geldi. Ah, damacun! Allah! Mesut. Oh. Ben malzemesini biraz bol koydurdum. 170 lira fazla tuttu. Çocuk geldi, sen ona bir 170 lira versin, hadi bakalım. Dayı, 170 lira vereyim de cenaze evinde millet malzemeye mi bakacak? Mesut, insan bir kere ölüyor oğlum. He? El alem ne desin Mesut? Ne desin? Mesut'un babası, Fahrettin'in babası taziye evinde sadece esnaf lahmacunuyla mı uğrandı desinler, he? Ya. Bunu mu konuşsun insanlar? Tamam. Hadi ver de gönder çocuğu sen. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. İşim kesmiyor ki. Canın peçete var mı? Ay, ağlayacak mısınız şimdi? Hüzün ara ara geliyor bana da. Ver canım, çok teşekkür ederim. Mustafa! He? İki üç tane sar gece acıktın mıydı böyle ısıtır yeriz. Yalnız güzelim, ben adam ayakkabılarını kapının önünde görmedim. Kız nereye koydunuz ayakkabıları? Nasıl yani? Şimdi adettir, adettir. Ölenin ayakkabıları böyle kapının önüne koy, ihtiyaç sahipleri falan alsın diye. Adet yani. Biliyordum bak, unuttum ben onu. Ayakkabı koyacağım, ha. Dur, tamam. Ha. Yalnız güzel, 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 hele bir bak. Şimdi beyefendinin giymediği hoşohmandır. Tayttır, elbisedir, içliktir, terliktir. Her şey ne bulursan getir, biz fakir fukaraya çünkü dağıtacağız. Gerçekten çok acı ya. Bu çok, çok acı. Gerçekten çok acı. Acı, acı. Ama ölüm de bir gerçek işte. Hayatın bir gerçek. Lan yok, onu demiyorum. Bu lan acı. Ne kadar acı lan? Bu lan acı. Bu acıyı tatlı geçirir. Tatlıda ne var? Tatlı mı? He. Ah be Fikri, ah be Fikri. Tatlıyı nasıl düşünemedim ben ya? Ne var dayı, ne oldu? Mesut, gel, gel. Oğlum, Kafacı niye... abi. Tatlı soruyor ya. Ya sineme söyleriz, bir helva kavurur dayı. Helva sen ye! Helvayı sen ye! Helva ne abi? Böyle evlerde helva olayı bitti artık. Biz geçen gün Rüknettin abinin cenazesine gittik. Orada bak bayağı Sütlü Nuriye verdiler ya. Çok da güzel. Helva ne abi? Vallahi de Sütlü Nuriye mi? Evet. Ben bunun altına kalamam Mesut. Oradan sen bana 350 lira ver. Ben altı katlı Alman pastası yaptıracağım, ver. Yok artık dayı, bir de dansöz çıksın içinden. Oğlum ben sen acını daha güzel yaşa diye yapıyorum ya. Senin için yapıyorum Mesut. Yani bu taziye çok konuşulmalı. Her şey hayalindeki gibi olmalı Mesut. Hadi verse ben gidip yaptırıp gelim şu tatlıyı. Dayı sen niye bu işi bu kadar büyütüyorsun acaba, niye? Versen ver. Tamam, tamam. Hadi. Her şey süper oldu, hadi. Ben kıyafetleri böyle azıcık toparladım. Bunlar var. Şöyle de ay size. Canım benim, nasıl sevaba girdi. Bunu teki nerede? Hadi teki. Ha. Rukan mı bunu, buh mu? Bu ne, bu ne? Kudretin o! Ay nasıl sevaba giriyor te oralardan bu adam. Allah razı olsun, ha. Çok iyi adam, çok. Hele deri ayağına büyük mü bu? Bir bakarım ben ona, olur bunlar mı? Olur, olur. Ya ne diyeceğim? Asıl siz rahmetlilik şeyini ne yaptınız şeyini? Anlamadım, vasiyetini mi? Ya yok, telefonunu ne yaptınız, telefonunu? Onu olmadı, ben alırım. Rahmetlininki tuşlu muydu, dokunmatik miydi? Tuşlu? Ha, o benim işime yaramaz ya. Onu o zaman fakirlere falan verelim, sevindirelim. Yürü. Fakirler sevindirelim. Fakirler sevindirelim. Ay, çok iyi adamıdır, çok. Azar emesin ya. Ya burası cenaze evi mi, moda evi mi kardeşim? Bu ne saçmalık ya? Mesut, ne kadar saygısızlar ya. Sanki şu an başka derdiniz yokmuş gibi. Gibi. Ama söylemeden edemeyeceğim. Lahmacunlar pek kuru. Ya deminden beri dürümü gırtlağına sokuyordun sen be. Hayret bir şey. Siz sadece cenaze evlerinde mi yemek yiyorsunuz? Bu nedir ama? Lahmacun yiyince aklıma geldi. Fahrettin abiyle çok güzel bir anımız vardı bak. Ha, babamla mı? Ha. Biz şimdi beraber Manisa'ya gidiyoruz. Babamla? Yok, amcamla. Ya senin babamla bir anın var mı? Yok. Dayı sen ne anlatıyorsun o zaman ya bana? Efendim çık git lan. Lan burası benim evim be. Olabilir, ne var? Harika Manisa hikayesini işlettin ya. Tamam. Sinem bana hakim ol. Tamam. Ben vallahi günaha gireceğim ha. Tamam. Ay yok yok, hiç günah yok. Vallahi sevaba girdiniz. Hele bir sevap yani.
Gerçekten, gerçekten çok sevap. Zaten bu adam sürekli sevap işleyen bir adamdı. Adam sevap makinesiydi. Tahır tahır sevap işliyordu ya. Vallahi de billahi kime görse yardımı dokunurdu. Bak geçen sokakta yürüyor bu. Camdan bir evin içine bakıyor. Bak. Orada bir çocuk böyle boynu bükük oturuyor. Bak. Camdan diyor ki, bak baba diyor ki, oğlum diyor, niye öyle oturuyorsun? Çocuk diyor ki, amca diyor, boksmanı başlayacak diyor ama evde televizyon yok. Bak. Baban da o zaman diyor ki, ben de sana eğer bir televizyon almaz isem benim gözlerim açık gider diyor. O zaman çocuktan bir sarılıyorlar, bunlar bir ağlıyorlar. Hıkkır, 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 hıkkır. Gözyaşı sel olayım. İçim sonra alamadı ya o televizyonu. Hadi be. Vallahi acaba diyorum gözü açık mı gitti adam be? Ay, dur, dur, dur kardeş, dur kardeş. Allah'ını seversin. Evet. Alın bu televizyonu. Alalım. Biz zaten izlemiyoruz. O küçük çocuk Boxman'ı şey yapsın. Baksın. Ay. Çok iyi adam. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Verelim gitsin canım. Lan evde cenaze mi var, haciz mi var kardeşim? Ne oluyor ya? Bu ne saçmalık? Ben böyle bir şey görmedim hayatımda be. Öyle düşünme. Aliş, annem. Heh, bak burada lahmacun var. Kardeşini al gel. Akşam yemek yapmayacağım annem. He. Kardeşini alsın, tencereye getirsin. Güzelce koyar götürürüz bunları. Al bacağımı da al ye. Hayvan ye. Al götür bunu da. Sürpriz. Sürpriz mi? Ya dayı, burası gelin evi mi, ölü evi mi belli değil. Sen ne yapıyorsun? Sendeki bu yeni gelin heyecanı ne? Anlamıyorum. Artık Sütlü Nuriye olayı tamamen tarihe karışmıştır. 10 yıl bizim bu taziye konuşulacak. Ya iyi de bir şey söyleyeceğim. Bu frambuazlı değil. Ben burada babamın hacısını yazıyorum. Adam frambuaz diyor. Ya böyle saçmalık olmaz. Tamam. Ya tamam bir geleneğimiz var bizim eyvallah. Cenaze evinde yemek verilir. Tabii. Ama gelen misafir bir tencere yemek getirir. Niye? Cenaze sahibi acısını yaşarken bir de yemekle uğraşmasın diye. Yok canım. Ama böyle saçmalık olmaz. Bu akrabalar akbaba gibi geldi yemeğimizi yiyor. Hadi dışarı ya. Tamam yok. Hadi, tamam. Hadi çıldırtmayın adama. Hiç, hadi dayı, hadi. İstediğim gibi taziye olmadı. Hadi yürü git. Dayı kalk, kalk, kalk sen. Hadi. Sen göreceksin. Ben yürü bir git. Cenaze yapacağım, kebap olacak, kebap. Hadi. Ben iki tane aldım oradan. Sağ olun. Hadi ya. Ama böyle bir şey olamaz. Tamam. Ay Mesut, ayıp mı oldu insanları kovduk ya ama? Ya bunlara saygı gösterip kahrımızdan acı çekeceğimize kendi acımızı çekeriz daha iyi. Bu nedir ya? Terbiyesizlik yani. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Bırak, boş ver. Saygısız insanlar. Ay yok artık ya. Ayıp be. Evet, canım çekti orada oturuyorum. Ya böyle saçmalık olabilir mi ya? Siz de mi? Ne demek? Orada ding 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 basıp burada löp löp löp. Canım çekti orada otur otur. Can otur. Benim babamı cenaze. Tamam Mesut. Mesut. Teşekkür ediyoruz efendim. Bize anlatacakları var. Onur Gökçek geliyor alkışlarınızla. Merhaba. Hoş geldiniz. Onur Gökçek ben. Merhaba. Çok heyecanlı buranın ortamı güzelmiş. Seviyorum aslında heyecanı. Mahallede büyüdüm. Mahalle kavgasına adam çağırma diye bir şey vardı eskiden. Mahallede büyüyenler bilirler. Dayak yiyen taraf birini çağırdı. Gelen taraf da döver intikamını alırdı. Zaten o da dayak yese komik olur. Ona göre birini çağırdım. Ama öyle bir döverdi ki böyle ağzını burnunu kırardı. Böyle döverdi, 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 döverdi. Bir noktadan sonra dövdüğü adamlar arasında garip bir merhamet oluşurdu. Acayip bir diyalog başlardı. Gelirdi böyle döverdi, ağzını burnunu kırardı, alırdı ondan sonra. Bak abisi, sana bundan sonra karışan olursa bana geliyorsun, tamam mı? O da böyle ona karşı, abi işte eşeklik bende, ben bir de bana geliyorsun. Sana kimse karışamaz. Seni nasıl dövdüğümü gördün, sakın başkasına gitme. Adamı dövüyor, sonra da referans veriyor. Ruh hastası. Mutluyum bu ara, yüzüm gülüyor. Bebeğim oldu, kızım oldu bir tane. Keyifli bir şey. Hep hayal ediyorsun, oluyor falan. Vardır belki yeni bebek sahibi olan ya da bekleyen. Yani bebekten sonra aslında birçok şeyi fark etmeye başladım ben. Aslında birçok şeyi yanlış biliyormuşum, onu öğrendim. Şimdi bebeklerin öpülmemesi gerekiyor gibi bir durum var ya. Bizim çocuk bir aylıkken bir grip oldu. İşte doktor dikkat edin falan dedi. Genel olarak da hani bebeklerin öpülmemesi lazım, etrafa da söylüyoruz. Çünkü bağışıklık sistemleri düşük. Ona göre davranmak lazım.
Abi kadın geliyor, bebeği öpemiyor ya, alıyor böyle. Ay öpmeyeyim, ay öpmeyeyim, mikrofon kapat, ben öpmeyeyim bunu, mikrofon kapat. Öp ya, öp. Allah aşkına öp. Bitsin bu zulüm, bir kere öpeceksin şuradan bitecek. Ağzına ağzına ne mikrofon verdin belli değil. Ben elini öpeyim, ben yüzünü öpmeyeyim, ben bilinçliyim ben. Elini öpeyim, ben bilinçliyim. Sonra çocuk elini emiyor, bilinç lafadan sonra. Sallama var uyusun diye. Yarım saat sallıyor, diyor ki bizim çocuk yarım saatte uyudu. Hayır uyumadı, bayıldı o. 30 yaşındasın, kendine şunu yap bak yarım saat ne oluyorsun? Aptal ediyorsun çocuğu. Sonra diyor ki bizim çocuk geç konuştu, 4 yaşında konuştu ya. Sen dua et, konuştu o çocuk. Zaten o çocuk konuşmadı, ayıldı. Sen büyüdü diye bıraktın artık sallamayı, o da kendine geldi. Eyvallah. Çocuk, çocuğun olduğu gün ben sahneye çıktım, öyle denk geldi. Bir yerde sahneye çıkacağız Ataşehir'de. O gün de bebek oldu. Ben de ne var dedim ya, annemler öyle gitme falan laf etti de ne var dedim. Bir sürü şey için hastaneden çıktık, 2 saat sahneye gidip geleceğim, niye bırakmayayım dedim, gittim. Sonra kuliste arkadaşlarım da, ya oğlum bugün de mi gelir falan deyince dedim, ne var abi? Yani niye çıkmayayım, ölüm diye kalım diye, güzel bir şey, bebek doğmuş, 2 saat sonra döneceğim. Kaldı ki ölümde bile sahneye çıkan insanlar var. Babam öldü, sahneye çıktım ya. Bak o gün sahnem bile yoktu, sırf babam öldü diye çıktım biliyor musun? İnadım. Yarın annem ölsün gene çıkarım. Beni iyi tan abi. Ben normalde de elektrik ustasıyım. Sahneye falan da çıkmıyorum. Böyle bir hobi benimki. Evlilik güzel şey ya. Yani evlilik, çocuk... keyifli şeyler ama hep hani soruyorlar nasıl gidiyor evlilik falan. Evlilik böyle 2 kişiyle biten bir şey değil. Sevgiliyken 2 kişi önemli ama evlendikten sonra... böyle biraz aileler veya çevresi de işin içine giriyor. Hani böyle aileler evleniyor diye bir geyik var ya. Gerçek yani, geyik ama gerçek o çünkü... evlenmeden önce iyi tanıman lazım çevresini. Mutsuz olabilirsin. İyi, uzun bir süre en azından nişanlı falan kalman lazım. Bir arkadaşım var, uzun süredir görmüyorum. Geçen yolda denk geldik. 1 senedir de evli çocuk. Vay ne yapıyorsun kanka, iyi sen ne yapıyorsun falan filan böyle sohbet ettik. Dedim nasıl gidiyor evlilik, mutlu musun? O dedi süper süper, Allah nazardan saklasın, süper gidiyor, çok güzel dedi. Böyle 2 saniye sessizlik oldu, böyle yaptı. Kaynanamdan bıktım. Dedim dur sakin ol, bağırma. O kadar sıkılmış ki çocuk. Ya, suç bende, sormamam lazım. Bazı soruların sormaması lazım. Özellikle şey sorusu, evlilere çok soruyorlar. Ne diyorsun abi, evleneyim mi? Evlilik nasıl abi, güzel mi? Yani ne bileyim, benim karımla mı evleneceğim bana soruyorsun ya? Ben ne bileyim, evlilik nasıl bir şey ya? Bir de benden mi referans alıyorsun gelip? Herkes için farklı bir şey bu. Tek bir cevap olan bir soru değil ki. Dedim ya, çocuk sallıyorsun, aptal ediyorsun falan. Aslında böyle komple uzun süre böyle bize yapılan muamele hep o yani. Çocukken işte sallamalar. Konuşma öğretirken de hep hani ana, baba, dede, mama, meme hep hani... iki harf öğrensin ve derdini anlatsın diye böyle aptal muamelesi. Sonra ilkokula geliyor, alev ata bak, ışık, ılık, süt iç falan böyle garip garip şeyler, unutamadığımız fişler. Bilinçaltımızda. Sonra tekerlemeler başlıyor ortaokulda, konuşma güçlensin diye. Ama çocuğun beyni köreliyor. O kadar kötü ki o tekerlemeler, unutamıyorum. Tövbeler olsun, komşu komşu hu hu diye bir tekerleme var. Nasıl bir şey, inanamıyorum. İki manyağın diyordu o. Abi 2 tane manyak, tamam mı? Sohbet ediyorlar. Ya daha doğrusu bu manyak bu normalde. Bir noktadan sonra bu da ona uyuyor. Bu diyor ki komşu komşu hu hu, oğlun geldi mi diyor. Geldi diyor. Ne getirdi diyor. Allah Allah. İncik boncuk diyor. Kime kime diyor. Sana bana diyor. Başka kime diyor? Kara kediye diyor. Kara kedi nerede diyor? Ya belli ki deli, tamam artık bunda sohbet... sohbeti kes. Bu dakikadan sonra ona hizmet edersin çünkü. Kara kedi nerede diyor? Ağaca çıktı diyor. Ağaç nerede diyor? Ya bir çakarım görürsün. Sohbet kesin böyle sinirli ve küfürlü ama çocukları öğrettikleri için yumuşatmışlar. Ağaç nerede diyor? Ağacı diyor balta kesti, balta nerede diyor, sen misin ben mi? Balta diyor suya düştü, su nerede diyor, artık izzeti nefis meselesine dönüşüyor. Suyu diyor inek içti diyor, inek nerede diyor, dağ kaçtı diyor, bu dağ nerede diyor, yandı bitti kül oldu diyor. Bu diyor ki tamam o zaman. Tamam. Ya aslında sohbetteki her şey olur. Bir tek dağ yanıp bitip kül olmaz, bu manyak bir tek buna inanıyor. Ben sohbeti yavaş da inceledim, hani hızlı gidiyor biz mi kaçıyoruz? Adam diyor ki kara kedi nerede? Diyor ki kara kedi ağaca çıktı, ağaç nerede diyor, mantıklı kediyi bulacak, ağacı diyor balta kesti. Balta nerede diyor. Baltayı ne yapacaksın? Ağaçtaydı kedi. Sonra baltayı takip ediyor. Tamam diyorum, kafası karışmış. Balta nerede diyor. Suya düşmüş diyor. Su nerede diyor. Baltayı bulacak oradan herhalde diyorum. Mantıklı. Suyu diyor inek içti. İnek nerede diyor. Oğlum suyu, sudaydı balta yani. İnek suyu içti. Balta oradadır. Delirdim. Çok teşekkürler. Adım Onur Gökçek. Eyvallah.